Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Kamil Okyay Sındır, İzmir Milletvekili. Buyurun Sayın Sındır, süreniz 10 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2014 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Tasarısının ikinci maddesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Genel kurulumuzu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, sözlerime başlamadan önce 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yeryüzündeki bütün kadınlara eşit, özgür, barış içinde ve insanca bir yaşam dileğimi özellikle belirtmek istiyorum. Ülkemizde de kadınımızı bugünkü çağ dışı yaşam koşullarına, şiddet ve namus cinayetlerine, fiziksel veya cinsel her ne şekilde olursa olsun şiddete, çocuk yaşta gelin olmaya maruz bırakan ve bunun anayasal siyasi sorumluluğunu taşıyan ve bundan da hiç rahatsızlık dahi duymadığı ortada olan iktidarı da göreve ve daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Değerli arkadaşlarım, bütçe devletin gelecek bir yıl içerisinde gelirlerini ve harcamalarını tahmin eden, sınırlı olan kaynakların öncelik sıralamasına göre ülkenin ihtiyaçlarına yönelik olarak en uygun dağılımını belirleyen ve yasama organı tarafından yürütme organına harcamaların yapılması, gelirlerin toplanması konusunda yetki ve izin veren bir kanundur. Bütçe kanununda ekonomide fiyat istikrarının sağlanmasına, gelir dağılımının düzeltilmesine, yatırımların teşvik edilmesine özen gösterilmesi mutlaka gerekir. Bütçeyi yürütme organı hazırlar, yasama organı onaylar ve dönem sonunda da aynı organ devletin vatandaştan topladığı her bir kuruş verginin nereye, nasıl toplandığını ve nereye ve nasıl harcandığının denetimini yapar. Bir konuya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Maalesef Plan ve Bütçe Komisyonumuzca öncelikle gündeme alınan gelecek yıla ait bütçe kanun tasarısının görüşülmesi oldukça uzun sürmekte. Ardından gelen kesin hesap denetiminin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi pek mümkün olamamaktadır. İşte bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi olarak Plan ve Bütçe Komisyonu dışında kesin hesap komisyonu kurulabilmesine yönelik vermiş olduğumuz teklifimizin parlamentomuz tarafından dikkate alınmasını bir kez daha önemle diliyoruz. Değerli milletvekilleri, Anayasanın 160. maddesi gayet açık bir şekilde Sayıştay'ın inceleme, denetleme ve hükme bağlama görev ve yetkilerini tanımlar. 2004 yılı kesin hesap kanun tasarısının görüşmelerinde değerlendirilmek üzere Sayıştay çalışanları tarafından titizlikle ve büyük emek sarf edilerek yapılan denetimler sonucunda tespit edilen varsa usulsüzlükler ve hukuksuzluklar, Sayıştay raporlarının büyük bölümünden ya makaslanmış ya da yargılamaya esas rapor kapsamına alınarak çıkartılmış. Dolayısıyla Yüce Meclisimize gönderilen raporlar aslında standart metinler, etkisiz tavsiyelerden oluşan bir takım kağıtlardan ibaret. Örneğin Cumhurbaşkanlığı Sayıştay Denetim Raporu ya da Başbakanlık Sayıştay Denetim Raporu topu topu 4 sayfa 2 yapraktan oluşan, lafzi ve genel geçer metinlerden oluşan bir rapor. Bu durum anayasaya aykırılık suçu niteliği taşımaktadır. Yüce Meclisimizin bütçe hakkı ve denetim yetkisini fiilen ortadan kaldırmaktadır. Kısaca Sayıştay iktidar tarafından bilinçli ve sistemli olarak işlevsiz ve görev yapamaz hale getirilmiştir. Değerli arkadaşlar, örneğin kamuoyunda kaçak yapıldığına inanılan sarayın hesabını bu nedenle maalesef soramıyoruz. Bu Yüce Meclis bunun hesabını soramıyor. Her kuruşunda tüy bitmemiş yetimin hakkı olan on milyarlarca liralık harcamaların hesabını maalesef soramıyoruz. Peki Sayın Başbakan'ın her fırsatta vurgu yaptığı mali şeffaflığınız ve saydamlığınız nerede? Nerede kaldı dürüstlüğünüz? Nerede kaldı vicdanınız? Denetimlerden kaçarsanız nasıl aklayacaksınız kendinizi üzerinize atfedilen hırsızlıklardan ve yolsuzluklardan? Ama unutmayınız ki hesap vermekten darbe söylemleri arkasına gizlediğiniz hukuka aykırı işlemlerinizle kurtulamayacaksınız. Bütün bunların hesabı da elbet bir gün sorulacaktır. Değerli arkadaşlar, eğer siyasi iktidar gelir dağılımındaki adaletsizliği ortadan kaldırmak isteseydi, önceliklerini de
refahı tabandaki düşük ve orta gelir grubundaki vatandaşlarına, yoksuluna, işsizine dağıtmaya, istihdam yaratacak üretime dayalı ve katma değeri yüksek yatırımları teşvik etmeye yönelik belirlerdi. Bu sayede ancak ekonomik ve sosyal refah düzeyi arttırılmış, işsizlik sorunu çözümlenmiş, zengin ile fakir arasındaki uçurum daraltılmış ve toplumun birçok sosyal sorunu da beraberinde çözümlenmiş olurdu. Oysa ki AKP iktidarının 13 yıllık döneminde zengin ve yoksul arasındaki uçurumun bırakın daralmasını, her geçen gün daha da büyüdüğünü rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Zira vatandaşlarımızın bankalara olan toplam kredi ve tüketici kredisi borcu, kredi kartı ve tüketici kredisi borcu tam 57 kat artış göstererek 2002 yılında 6,5 milyar liradan 2014 yılında 381,9 milyar liraya, buna vadeli konut alımları nedeniyle ailelerin borçlanmalarını da eklersek 424 milyar liraya çıkmıştır. 2002 yılında bir aile gelirinin %4,7'sini borçlarını ödemeye harcarken günümüzde yarısından fazlasını her ay borcunu ödemek için harcamaktadır. Çiftçimizin durumu da farklı değil. Bankalara olan borcu 2002'de 5,1 milyar lirayken Aralık 2015 itibariyle bu 12 kat artarak 61,1 milyar liraya, aslında bir de çiftçiye verdiğimiz destekle oran kuracak olursak yılda verdiğimiz desteğin 5 kat fazlasına borç çiftçiye borç olarak dönmektedir. Şimdi sorarım sizlere, vatandaşın kazandığını değil de geleceğini harcamaya mahkum eden bu iktidar değil midir? Değerli milletvekilleri, ülkelerde gelir dağılımındaki adaletsizliğin en önemli göstergelerinden biri de dolaylı vergi yüküdür. Gelir ve servetler üzerinden adaletli ve etkin bir şekilde doğrudan vergi alamayan, zenginin cebine değil de fakir fukaranın elinde avucundakine göz diken AKP iktidarları, gelir artırıcı önlem olarak dolaylı vergileri arttırmakta buluyor. KDV, ÖTV benzeri isimlerle anılan dolaylı vergiler esasen gelirle, servetle ilişkisi olmayan, bütün vatandaşların elde avuçtaki 3 kuruş paralarını harcadıkça ödedikleri vergidir. Dolaylı vergi, bakkaldan ekmek, peynir alındığında, arabasına mazot doldurulduğunda ülkenin en zengin insanının da en yoksulunun da eşit oranda ödediği vergidir. Bu vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki 2002 yılında %66,3 olan payı 2014 yılında 67,5'a, 2015 yılında 68,5 oranına çıktığını söyleyebiliriz. Dolaylı vergi yükünün bu ölçüde yüksek oranda olmasının, OECD içinde de dolaylı vergi yükü en yüksek ülkeler arasında olmasının temel nedeninin kayıt dışı ekonominin büyüklüğü olduğunu da söyleyebiliriz. 2002 yılından günümüze kadar kayıt dışılığı azaltarak vergi tabanını genişletmek yerine KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergileri artıran AKP iktidarı kısa vadede gelir artış sağlamayı yeğlediği apaçık ortadadır. Son olarak ülkemizin servetin en adaletsiz dağıtıldığı ülkelerin başında geldiğini, dünyada Rusya'dan sonra ikinci sırada olduğumuzu da özellikle belirtmek isterim. İşte AKP'nin karnesi değerli arkadaşlar. Credit Suisse servet raporuna göre, uluslararası kabul edilmiş bir rapora göre, ülkemizde nüfusun en zengin %1'lik kesiminin 2002 yılında toplam servetin %39,4'üne sahip iken 2014 yılında 54,3'üne, %99'luk kesiminin ise 2002 yılında toplam servetin %60,6'sına sahip iken 2014 yılında %45,7'sine düştüğünü görüyoruz. İşte AKP iktidarının ülkemizi getirdiği son nokta. Yoksulun cebinden alınan, zenginlerin banka kasalarına transfer edilen ve çok küçük bir azınlığın elinde büyüyen servet. Değerli arkadaşlar, ayrıntılı olarak açıkladığım bütün bu gerekçelerle 2014 yılı kesin hesap kanun tasarısının üretime değil ranta dayalı ekonomik hedeflerin 2014 yılı bütçe uygulamasında uygulandığını da görerek, bilerek Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bu bütçeye red oyu vereceğimizi belirtir. Hepinizi saygıyla selamlarım. Teşekkür ederim Sayın Sındır.